Gelin bir parantez açalım, biraz daha detaylıca bakalım, merceği tutalım bu konuya. Konuklarım olacak Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin ve Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu benimle beraber haber hattında. Her iki konuma da merhaba diyorum. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Tokmakoğlu, sizinle başlayalım. Şimdi ben Amerikan Büyükelçisi'nin mesajlarını da aktardım. Dün gerçekleşen Çavuşoğlu-Blinken görüşmesine ilişkin notlarını da Ali Çınar'dan aldık. Amerikan tarafı diyor ki direkt bir bağlantı yok. Türkiye'ye F-16 satışı ve İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği arasında. Ama Kongre'de, hatta Universal, evrensel bir hava olarak tanımladı onu Amerikan Büyükelçisi. Bütün Kongre tamamı istiyor ki Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olsun mesajını da paylaştı. Tamam, belki organik bir bağ yok ama nasıl okumak lazım? Süreç bizi nereye götürür? Sizden dinleyelim önce. Evet, diplomatlar diplomasi dilini kullanarak konuşmaya devam ediyorlar ve başka bir şey de beklenemez. Yani bunu Blinken bile olsa böyle düşünmemiz lazım. Kaldı ki büyükelçi ne diyecek? Yani büyükelçi bulunduğu ülke içerisinde durumun işte her iki tarafın diyaloğunu arttırma şeklinde devam ettiğini böyle söyleyecektir. Tabii bizim bildiğimiz konular neye biliyoruz bunu? Öteden beri mesela biz nereden geldik? F-35 konusundan geldik. F-16'ya bağlı olarak süreci görüyoruz. Belki de işte bundan 3 ay öncesinde Biden deseydi ki işte verdik Türkiye'ye F-16'yı, al sana mektup, altını imzalıyorum deseydi belki şu anda F-16'ları konuşmuyor olacaktı. Yani bu şimdi buradan sonra daha da konuşacaksak bu işi işler iyi gidiyor diye Flake açıklıyorsa açıklamaya devam etsin. Yani bu bir diplomasi dilidir. Ama diğer konu İsveç, Finlandiya'nın buna karşılık tam olarak böyle bir şekilde şart mıdır diye. Yani daha önce Yunanistan şartı da dile gelmişti hatırlarsanız. Bazı senatörler demişti işte Yunanistan'a karşı kullanılırsa bu F-16'ları vermeyin vesaire gibi. Bunlar geçilmiş durumda. Demek ki şimdi de İsveç, Finlandiya konusu burada argüman olarak ileri sürülüyor. Kimler tarafından? Diplomatlar veya işte senatörler tarafından. Ama sonucu ilgilendirir mi konu? Şimdi söylenen şey bunlar ayrı dosyalardır. Her iki dosyaya farklı bakıyoruz. Biz de farklı bakıyoruz açıkçası Türkiye olarak. İsveç-Finlandiya konusu NATO'nun genişleme perspektifi tamamıyla farklı ve biri diğerine bağlı değil. Ama şu var, yani 1950'li yıllardan beri Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri ittifaklık bağıyla pekiştirilmiş, ama ondan da öte bir Batı perspektifinde bütünüyle savunulan bütün bu hani ekonomiden politikaya her türlü konuyu ilgilendiriyor. Şimdi bir F-16'ya sıkıştırılacak veya NATO'nun genişlemesi perspektifine sıkıştırılacak hale dönüşen burada benim söyleyebileceğim, evet, iki tane ayrı dosya var. Bunlar birileri tarafından provoke edilebilir, ajite edilebilir, bir sürü şey söylenebilir. Ama Türkiye'nin Suriye'de yapmak istediği şey bellidir. Finlandiya ve İsveç konusundaki hassasiyetleri ki bu tamamen terörle alakalı görüyor Türkiye. Bunlarla ilgili bir mutabakat vardır ve bu şartlara uyulmasını bekliyor. Diğer taraftan işte söylediğim gibi 1950'lerden bu yana silahlanma programları ve ortak savunma bağlamında Türkiye'nin bir perspektifi var. Bunun zedelenmemesi gerekiyor. Ama günümüz şartlarına uyarlayıp birkaç kelime de öyle söyleyip bırakayım Çetin Erbey'e sözü. Yani şimdi Buyurun. günümüz şartları soğuk savaş şartları değil ki. Öyle şeyler değişti ki dünyada. Yani bu cepheden bakarsanız da işte böyle bazı senatörler veya provokatörler çıkıyor. Türkiye'ye ihtiyaç yok, NATO bir daha baksın bu işlere falan diyor, ama öyle bir şey yok aslına bakarsanız. Jeopolitik durum Türkiye'nin önemini arttırıyor, fakat burada benim söyleyebileceğim şey şu.
sürüncemede bırakılan her bir konu aslına bakarsanız Türkiye'nin iç politikasıyla da alakalı düşünülüyor. Ve bu yanlış bana göre. Yani böyle bakılmaması gerekiyor. Daha şimdiden ben söyleyebilirim ki hem İsveç-Finlandiya konusu hem de F-16 konusu Türkiye'deki işte örtülü olarak söylenen işte Nisan ayındaki seçimlerden sonraya kaldı bile. Yani şimdiden bunu söyleyebiliriz. Daha sonra Amerika kendine göre bir yön tutacak. Türkiye kendine göre bir yön tutacak. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Daha net anlamak adına siz bu her iki konudaki gelişmeyi de seçim sonrası bekliyorsunuz. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Çetiner, şimdi organik bir bağ yok, bir ilişki yok iki konu arasında ifadeleri paylaşıyor. Bir yandan da dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na sorulduğunda Suriye konusu bir ön şart mıdır? Geldi mi size böyle bir konu dendiğinde o da hayır dedi. Ama F-16 içinde bir tarih yok neticede. Sen sürecin nasıl işleyeceğini öngörüyorsun, ne bekliyorsun? NATO üyelikleri konusunda, NATO'nun genişlemesi konusunda da, F-16 konusunda da. Şimdi tabii Sena, burada Amerika ile Türkiye arasında yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir ilişkiler inişli çıkışlı bir boyut kazandı. Yani bu Irak'ta da böyle, Suriye'de de böyle, Rusya-Türkiye ilişkilerinde de bu böyle, Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerde de bu böyle ve şimdi PKK meselesi zaten farklı bir boyut ve dolayısıyla NATO-Türkiye ilişkilerinde de ciddi bir Amerika ve Türkiye arasında bir kopuş olduğu aşikar ortada. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri aslında bugüne kadar işte Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, bazen Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı birçok pozisyonda açıklamalar yaptı ama şimdi içinde bulunduğumuz dünya farklı bir yere evrilmeye başladı. Yani Rusya meselesi ve savaşın daha uzun bir zamana yayılacak olması, bir taraftan Ukrayna'nın bu savaşına kadar direnebileceği konuları tartışma götürürken ve Putin'in bunu artık bir namus belasına dönüştürüp bir inada dönüştürmesi ve Putin'in Amerika'yı ve Avrupa Birliği ülkelerini bir kenara bırakıp kendi enerjisini işte Çin veya diğer ülkelere pazarlayabilme gücünü göstermesi ve bir taraftan da Amerika'nın hem Çin'in önünü kesmek istemesi hem Rusya'nın önünü kesmek istemesi gibi birçok başlıkta Türkiye artık daha da önemli ve daha da stratejik bir boyuta taşınmaya başladı. Yani Türkiye bugün Rusya ile görüşebilen ve Ukrayna ile ve Ukrayna'ya müttefik olan ülkelerle görüşebilen tek ülke. Dolayısıyla şimdi içinde bulunduğumuz coğrafya, içinde bulunduğumuz şartlar gerek Suriye sorununun çözümünde, Doğu Akdeniz'de yaşananlar, Akdeniz'de yaşananlar ve İsrail gibi bir devletin her ne kadar İbrahim anlaşmalarıyla, Arap ülkeleriyle bir barış veya istikrar profili çizse de İsrail gibi bir ülkenin şu anda Orta Doğu'daki karşısında her an bir refleksin gelişeceği korkusunu, endişesini ortadan kaldırmıyor. Ve Türkiye-İsrail ilişkileri gerçekçi ilişkilerdir. Geçmişte de bu böyleydi. Siyasi süreçler bazen bunu sekteye uğratabilir ama bütün bu parametrelere baktığımız zaman Türkiye artık Amerika'nın öyle hani sadece bir F-16 meselesine sıkıştırabileceği, bir NATO konusunda parantez içerisinde tutabileceği bir ülke değil. Yani dolayısıyla zaten Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da Amerika'ya gidişinde birçok kez pazarlıkların bu konuda yapılamayacağına dair mesajlar verdiler. Şimdi tabii görünen o ki Sena, bu iş seçimden sonraya kalacak. Yani zaten halihazırda önümüzde bir takvimlendirme yok. Ve Sayın Büyükelçinin yaptığı açıklamaya da bakacak olursak açıklamadan çıkan sonuç kongre üyelerinin bir kısmının bu konudaki tereddütlerini sorabileceği, yani işin açıkçası işin topun taca atılacağına dair bir işaret bu. Büyük bir ihtimalle de seçim sonrası duruma göre Amerika Türkiye'deki yeni duruma, yeni siyasal sürece göre bir pozisyon alacak. Burada tabii şunu görmemiz gerekiyor.
Amerika burada yumurtalarını tek sepete koymak istemiyor. Yani tek bir sepette kalıp sonra onarılması güç, sıkıntılı bir süreci tetiklemek istemiyor. Ve hatta şunu da belirtmek lazım. Bir, Amerika seçim sonrası muhalefetin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden iktidarda kalabilme düşüncesini bir yerde tutmaya çalışıyor. Ve Türkiye işte F-16'ları vermeyerek 20 yıldır inişli çıkışlı olan ilişkileri artık stratejik ilişki olmaktan geri çekmek durumunda kalacak. Çünkü artık PKK'ya yardım, Suriye'de PKK'ya devlet kurma, Irak'ta Şiileri hakim konuma getirip Türkmenleri ve bölgedeki Kürtleri onların karşısında hareket edemez hale getirmek. İran'ın bölgedeki pozisyonunun bugün Amerika'dan kaynaklı olarak çok güçlü bir hale geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye hem önemli bir ülke haline getiriyor ama bir taraftan da Amerika seçimlerden sonrasına bakacaktır. Zaten kulislerde konuşulan da Haziran ayı itibariyle Amerika'nın bunu kendi gündeminde artık şeffaf ve net bir şekilde ortaya koyacağı yönünde. Peki. Şimdi F-16 konusunda Sayın Tokmakoğlu size şunu sorayım, sonra diğer başlıklara da geçelim istiyorum. Türkiye F-16 alamazsa, Amerika bu satışı onaylamazsa ve Yunanistan F-35 alırsa bu hava üstünlüğü konusunda denge nasıl değişir? Ya da Türkiye F-16'ları ve modernizasyon kitlerini alırsa, buna rağmen yine Yunanistan F-35'de alırsa bu nasıl bir etki yaratır üstünlük bağlamında, hava üstünlüğü bağlamında? Bir diğer soru da bir yandan Türkiye'nin yerli milli bazı girişimleri var. İHA'lar, SİHA'lar var, milli muharip uçak projeleri var. Bunların bir kuvvet çarpanı yaratması muhtemel midir? Bu hava üstünlüğüne geldiğinde, Ege'deki duruma baktığınızda ne dersiniz bu başlıklar için? Aslına bakarsanız çok karmaşık bir yapıdır bu. Neden? Savaş karmaşık. Yani savaşı algılamak, savaşı tarif etmek veya şöyle söyleyelim, olası bir savaşı tarif etmek o kadar güçtür ki. Bununla ilgili parametrelerde güç mukayesesi yapmak sadece bir çalışma formatıdır. Yani bugün işte ben çeşitli şekillerde bunu görüyorum, duyuyorum. Hatta bayağı bir yetkili insanların ağzından da telaffuz ediliyor. İşte güç mukayesesi yapıldı da orası 1 olur, burası 0 olur, 3 olur, 5 olur. Yani şimdi bunlar bu savaş mantığı içerisinde düşünülürse eğer ki güç mukayesesi yapılır, evet bir şeydir bu. Ama sonuca tesir etmesi bakımından çok da önemli değildir. Bir baktığınızda bir ülke diğer ülkeyle savaşıyorsa topyekun kabiliyetleri ölçüsünde farklı şeylerle karşı karşıya gelir. Burada hatta yani arazinin işte müttefikliklerin işte silah sistemlerinin dışında öyle şeyler devreye gelir ki bunlarla ilgili olarak acaba şu anda neredeyiz, bunlar mukayese faktörlerinin içerisinde mi diye bakmamız lazım. Ama sadece onları bir tarafa bırakıp da işte onda 100 tane uçak var, bunda 101 tane uçak var, acaba ne olur dediğimizde ben açıkçası kişisel olarak söylüyorum Hüseyin Hanım. Yani bu tür tartışmaları bir tarafa koymak gerekiyor. Evet, net olarak söylüyorum. Şu anda hani F-35'in üstünü çizdiğimize göre konuşuyoruz tabii. F-16'ya ihtiyaç var mı? Var. En iyi çözüm mü? Evet. Yani şu anda F-16 ile ilgili bizim talebimiz düşünülmüş, taşınılmış, bütün her şeyiyle Türkiye'nin şu anda ihtiyaçlarını karşılayan bir konu. Bununla ilgili olarak süreç teknik bazda bana göre bitti. Sadece siyasi olarak verdim, aldım demekle alakalı bir noktaya geldi. Şimdi politika yani devrede burada. Teknik olarak burada askeri bakımından işte ne olur? Evet, yani Türkiye tutup da işte Yunanistan'la bir güç mukayesesi çerçevesinde 3 gün 5 gün sonra bir savaş noktasına gelirse ne olur? Yani Türkiye savaşmayacak. Bu F-16 modernizasyonu olmadı diye bazı şeyler aksayacak mı? Hayır. Kendi milli imkanlarını geliştiriyor şu anda. Belki daha hız verecektir. Başka ortaklıklar kuracaktır ve bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Ha,
Doğrusu şu, NATO müttefiki Türkiye şu anda planladığı ve talep ettiği F-16'lara kavuşturulmalı. Bunu Amerika Birleşik Devletleri bir menfi tarafa çekmemeli. Yani bunu onun artık sorumluluklarından bir tanesi. Zaten öyle olursa müttefiklik zedelenecek ki ben bunun altını çizmemiz gerekiyor. Müttefiklik zedelendikten sonraki sayfa başka bir sayfa olur. İşte biraz önce Çetin Erbey'in de söylediği gibi başka parametrelerle değerlendirmemiz gerekir. O zaman iş daha karmaşık hale gelir. Buna meydan verecek bir Amerika var mı? Yok. Tabii siz teknik sorduğunuz için tekrar döneyim o noktaya. Yani Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirdiği bir takım sistemler var. Bunlar gerçekten önemli. Eğer bunları bir de kendi formatınızda, doktrininizle, konseptinizle uyarlayıp harbe tesir edecek şekilde seferber edersen, buradan üreteceğiniz sonuç elbette farklı olacaktır. Yani tutup da sizin burada bunun ne şekilde sonuç vereceğini ancak ve ancak test edeceğiniz yer ve gerçek şartların olduğu bir test ortamı olur. Bunu şimdiden böyle söylememiz eksiktir. Benim Türkiye'nin verilmezse F-16 yapacağı şeyin milli imkanlar olacağını değerlendiriyorum. Ama diğer taraftan gerçekten bizim teknolojik olarak başka şeylere de, başka ortaklıklara da girmemiz gerekiyor. Daha çabuk motor sistemlerini çözebilmemiz lazım. Bu elimizdeki imkanlar bir yere kadar getirdi Türkiye'yi ama Savunma Sanayi Başkanı da işaret ediyor çeşitli zamanlarda. Yani bizim bu motor işini çözmemiz gerekiyor. Gövde kısmıyla ilgili pek bir sorunumuz yok gibi gözüküyor. Aviyoniklerde de sorunumuz yok. Mühimmatta da sorunumuz yok. Hatta hani mukayese etmek istemiyorum ama tutup da bir mukayeseye esas kabul edersek bizim bu milli imkanlarımız, mühimmat şudur budur, bunlarla ilgili, radar sistemleriyle ilgili bütün düşünürsek konuyu, hani deniz kuvvetlerini, kara kuvvetlerini, ne bileyim işte uzaydaki kabiliyetleri, yani tutup da Yunanistan'la Türkiye'yi niye mukayese ediyoruz? Mukayese kabul etmez diye bir klişe var ya, ben de ona katılıyorum. Çünkü biz kendi kendimize yapabildiğimiz ve bunu seferber edebilecek kabiliyetlerle dolu bir ülke olduğumuzu hatırlayalım. Ve onun için de diyelim ki, yani böyle bir savaş olasıysa, ki ben ihtimal vermiyorum, onu açıkça söyleyeyim. Böyle hani ortamı gerenleri ben bir tarafa koyuyorum. Onlar çünkü bir yerde politik amaçlarla ortamı geliyorlar. Ne Yunan halkı istiyor böyle bir şey, ne Türk halkı istiyor. Geldiğimiz noktada itidalli davranalım. Ama olası, hani kağıt üzerinde konuşacak olsak bile, Yunanistan, Amerika nasıl Ukrayna'ya bugün şunu bunu vererek savaşıyorsa Yunanistan öyle mi savaşacak? O zaman müttefiklik ortadan kalkıyor. Yine bakın, yani darboğaza tabii düşüyor Amerika veya Yunanistan. Denklem böyle hesaplanmıyor yani. Ben açıkçası böyle yani 1-2 diye hesap ettiğimizde yanlış yere varılır ki böyle yüksek ağızlardan söylenmiş güç mukayesesi şu olur bu olur, bunlara da açıkçası tevessül etmiyorum. Peki şimdi Ege ve Akdeniz'den bahsettiniz, Yunanistan'dan bahsettiniz. Önemli bir gelişme daha var. O başlığa geçelim istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Geçitkale Havalimanı için yetki verdi. Havalimanı kullanım hakkı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na verilecek. Buraya bir İHA-SİHA üssü mü yapılacak, yapılması yönünde bazı planlar vardı. Şimdi bu hayata geçtiğinde denklem nasıl değişir onu konuşalım istiyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı dediği üsleri var Yunanistan'da. Bir yandan da Güney Kıbrıs'ta yıllara sari bir ambargonun kaldırıldığını gördük. Yine orada Rusya konusu gündeme geldi. Bu nedenle kalktı dendi. Bazı şartlar vardı bunlar karşılandığı için. Ama nihayetinde bir denge vardı uzun yıllardır. Bu dengede de bazı bozulmalar gözlemlediğini söylüyor Türk yetkililer. Çetiner, sana döneyim. KKTC, SİHA, İHA üssü olursa bu bahsettiğimiz denklemde ne görürüz? O denge zaten bozulmuştu Amerika'nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a bazı destekleriyle. Şimdi ne olur? Sena, öncelikle bu Akdeniz'le ilgili bir cümle kurayım. Ondan sonra hemen soruyu soruya geçeyim. Şimdi tabii, hayatta her şey matematik olmuyor.
Ben yıllarca Irak'ta çalıştım. Amerika 150 bin askeriyle Irak'a geldi. Ama günün birinde artık o kadar çok kayıp vermek durumunda kaldı ki ve günün sonunda çok böyle hani arkasına bile bakmadan çıkıp gitmek durumunda kaldı ve ülkeyi kaosun içerisinde bıraktı. Dolayısıyla işte F-35'ler, F-16'lar ve ağır silahlar bir ulusu ayakta tutmuyor. Bir ulusu, bir toplumu ayakta tutan şey kendi toprağına, bayrağına ne kadar bağlı olduğu ile ilgilidir. Dolayısıyla Ege'de de, Akdeniz'de de Yunanistan hakikaten Türkiye ile yani ölçüştürülecek bir ülke bile ben görmüyorum. Ve emin olun Türkiye eğer bir gün bütün denklemler alt üst olursa gözünü karartacak kadar da çok net bir ülkedir. Gelelim Kıbrıs konusuna. Evet, Kıbrıs'ta özellikle Amerika'nın Rum kesimine silahlarla ilgili yaptırımları kaldırması, ambargoları kaldırması bambaşka bir Rum kesimine avantaj sağladı. Bir taraftan da tabii şöyle de bir durum oluştu. Amerika dünyanın büyük nakliye şirketlerine Kıbrıs Rum kesimindeki limanlarda rahat hareket edebileceği bir zemin oluşturdu ki bu zemin aslında siyasi olarak Rum kesimiyle yapılan görüşmeler sonrasında ortaya çıktı. Yani bir anda Amerikan direktifleriyle değil ama Amerika'nın Rum kesimiyle kurmuş olduğu diyalog biçimi onlara bu yolu açtı. Yani Rum kesimi aslında hem bir yandan iyi para kazanmanın yolunu görmüş oldu, buna zemin hazırlandı. Bir taraftan da Amerikan silahlarına, NATO menşeli silahlara sahip olacağı bir alan oluştu. Şimdi tabii burada birkaç tane tartışma konusu var. İşte Yunanistan'ın yıllardır Girit'te, adalarda S-300'leri tutuyor olması. Bir taraftan bu silahların Rum kesimine satışına onay verilip verilemeyeceği konusu. Bir taraftan da yine NATO içerisinde güç sahibi olan Fransa'nın Yunanistan'la yapmış olduğu güvenlik işbirliği anlaşması var. Şimdi Doğu Akdeniz'de zaten Türkiye Libya ile yapmış olduğu anlaşmayla aslında bütün bu tartışmaların önüne bir set koymuş oldu. Yani bu saatten sonra Akdeniz'de kim ne yaparsa yapsın, uluslararası hukukun da kabul ettiği, Birleşmiş Milletler'in de buna onay vermiş olduğu bir anlaşma var. Ve dolayısıyla bu anlaşmayla suyun altındaki zenginlikler, üstündeki zenginlikler, her türlü konuda Türkiye'nin onayının olması şart. Şimdi Türkiye bir taraftan da sahayı da boş bırakmak istemiyor. İşte birkaç gün önce MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Ardından Sudan'a gitti. Birkaç ülkeyi birbiri ardına ziyaret etti. Bu ziyaretlerin hepsini böyle yan yana bıraktığımız zaman Türkiye bu süreçte özellikle fotoğraf vermeye ve Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de özellikle pozisyon almaya çalışan ülkelere yönelik bir fotoğraf verme girişimini de çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu zaman zaman Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aracılığı oluyor. Bazen Dışişleri Bakanı aracılığı oluyor ama en sonuncusu da işte MİT Başkanı Hakan Fidan'ın bölgeyi ziyaretiyle bir kez de ortaya çıkmış oldu. Şimdi tabii bu İHA'ların, SİHA'ların teknik olarak gitmesi bölgede Türkiye'ye büyük bir güç sağlayacaktır. Ve aslında şunu da görmemiz gerekiyor. Bir taraftan Rumlara silah ambargosunu kaldıran ülkeler bunu Rusya'ya bir gerekçe olarak gösterip önümüze servis etmeye çalışıyor ama Türkiye bunun sadece Rusya ile sınırlı kalmayacağını, daha sonraki süreçte bunun Türkiye'ye de yansımalarının olabileceğinin farkında. Dolayısıyla Türkiye de buna karşı önlemlerini almakla yükümlü, bunu yapmakta zorunda. Şimdi şunu görmemiz lazım. Rum kesiminin uçak alma imkanı ya da çok ağır silahları alma imkanı kısıtlı. Dolayısıyla Türkiye'nin yardımının olması lazım, desteğinin olması lazım. Sayın Gürsel Tokmakoğlu da uzun yıllar orada görev yaptı. Bu tip ihtiyaçlar genel itibariyle Türkiye tarafından sağlanır ve dolayısıyla burada bu hava üssünün İHA ve SİHA'ların kullanımına açılması, burada teknik altyapının oluşturulması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de bu denklemde önemli bir oyuncu haline getirecektir. Neden önemli bir oyuncu haline getirecektir? Birçok ülke biliyorsunuz Türkiye dışında kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor. Ama içinde bulunduğumuz bu süreç Rusya'yı ve bazı ülkeleri buna zorlayabilir, buna hazırlayabilir. Ama bir taraftan da askeri olarak sahada güçlüyseniz
zaten pozisyon alabiliyorsunuz. Son bir cümle söyleyeyim. Şöyle bir net ifade kullanayım. Orta Doğu'da da, Kıbrıs'ta da, Kuzey Afrika'da da diplomasi sanal yürür. Siz sahada güçlüyseniz o zaman diplomasiniz de gayet yerinde gider, her şey de yolunda gider. Ama sahada güçlü değilseniz o sanal girdabın içerisinde kendinizi kaybedersiniz. Teşekkürler Çetin Er. Sayın Tokmakoğlu, ben geçmiş yıllardan da hatırlıyorum, Türk yetkililerde, keza yabancı yetkililerde, diplomatlarda Doğu Akdeniz'in dar bir alan olduğunu, Kıbrıs Adası'nın küçük olduğunu ve buradaki gerginliklerin başka noktalara kayabileceğini, başka gerginlikleri tetikleyebileceğini hep söylerler. Ama en nihayetinde görüyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nin adımıyla başlayan bir süreç var. Şimdi İHA ve SİHA'ların bir üst olarak orada bir İHA-SİHA üssü görmemiz Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne anlama gelir bölge için ve elbette orası, Kıbrıs Adası önemli bir nokta. Dolayısıyla Türkiye'nin bölge politikaları bağlamında da nasıl okumak gerekir? Evet, şimdi burada bir en üstten böyle hani yüzeysel olarak söylersek, zaten SİHA'lar orada geçit kaleyi kullanıyor idi. Kullanım yetkisini Kuzey Kıbrıs'taki yönetimden Türkiye tamamen almış oluyor diyebiliriz. Zaten olan bir şeyin hani fiiliyata geçirilmesinde bir resmiyet kazandırılmış oluyor diyebiliriz. Ama konu bu değil. Konu daha böyle köklü bir şekilde anlatmaya kalkarsak, Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin de işte çoğu ülkenin de hatta Yunanistan ve Rum kesiminin de iddiası, bakın çok net söylüyorum, diyor ki Türk askerinin burada bulunması yanlıştır diyor. Türk askeri burada işte resmi bir sıfatla durmuyor, hatta burayı işgal etmiş vaziyettedir diyor. Neye göre söylüyor bunu? Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir ülke olduğunu kendileri hala da savunmasından ileri gelerek söylüyor. Halbuki Türkiye ve Kuzey Kıbrıs diyor ki bu iş zaten çoktan bitti. Kuzey Kıbrıs'ta şimdi meşru bir devlet var. Ve o devlet Türkiye'ye bir askeri üs veriyor. Bakın yani devlettir ve üs veriyor. Şimdi dolayısıyla sadece İHA'ların, SİHA'ların orada olması Türkiye'ye bir üs vermek şeklinde tarif edildiğinde meşru bir devletin Türkiye'ye bir başka devlete askeri üs tahsis etmesi manası. Böyle anlaşıldığı zaman evet Türkiye'nin yaptığı hamle önemli. Ha bu harekat alanında nasıl kullanılır? Bakın zaten avantajlı olan burada Türkiye olduğu, dezavantajlı tarafın Rum tarafı olduğu biliniyor. O neyle? Coğrafyayla ilgili. Yani Türkiye o bölgede uçağını da, SİHA'sını da, gemisini de rahatlıkla bulundurabiliyor. Yunanistan ise çok uzun bir menzilden gelip burada bir Rum kesimine destek verecekse harekatını idame ettirmesi çok zor şartlar ama. Bunu işte açığı kapatmak için Fransa'dan, Amerika'dan vesaire destekler geliyor ama bir taraftan da politik olarak Kuzey Kıbrıs'ı tanımamakla ilgili politikayı sürdürmeye çalışıyorlar. Şimdi reel durumda ne var? Hani söylenenlere bakarsak Rusya'ya karşı Amerika hamle yapıyor. Yani bu da normal. Çünkü neden? Suriye bağlamında da konuşsak, İsrail'in savunulması da desek, Rusya'nın buradaki varlığına karşı Amerika'nın tutumunu işte cephe olarak işaret ettiğimizde Amerika'nın burada bulunmak isteyeceğini ama tanımadığı bir Kuzey Kıbrıs'a gelip de senin de buradaki üst yapıda askeri donanımlarını kullanalım demeyeceğini biliyoruz biz. Bu daha önceden temin ettiği imkanları geliştirmekle alakalı. Fakat esasen burada bakir bir bölgeden bahsediyoruz. Baktığınızda 2000'li yılların başından itibaren Doğu Akdeniz enerji ile alakalı olarak gündemimize girdi. Hani daha önceden bilmiyor muyduk? Ha, Levant bölgesini ta ticaretin olduğu dönemlere anlatımını yapabiliriz. O sorun değil ama modern dünyada geldiğimiz günde
İşte bu enerjinin daha da önemsendiği, hatta Ukrayna krizini de buna bağlayıp okursak, buradaki potansiyelin bir an önce ortaya çıkartılması ve bununla ilgili işte çıkar alanlarında anlaşmaların yapılması için bir bakir durum var. Hemen apar topar zaten Avrupa Birliği'nin nüfuz alanını genişletmek için 2004 yılında Rum kesimini, ama onlar Kıbrıs Cumhuriyeti diyor, kendilerine bağladığını biliyoruz. Ne bileyim, Avrupa Birliği bu nüfuz alanını genişletince Amerika ben de varım deyip onlar da girmek istiyor. Ama özelde baktığınız zaman burada bir sürü enerji şirketi var. Avrupalı enerji şirketleri, Amerikalı enerji. Bunlar da kendi aralarında garanti istiyorlar. Yani buraya bir gaz platformu kurabilmeniz için milyar dolarlık tesis kuruyorsunuz oraya. Diyor ki benim bunu garanti altına almam için kim sigorta edecek? Buranın güvenliğini yap. Şimdi bu güvenliği yapabilmek için orada politik istikrarın sağlanması lazım. Yani zincirleme hepsi birbirine bağlı konu. Şimdi Türkiye burada varlık göstermeyi sürdürerek aslına bakarsanız hem politik hem de sahadaki gelişecek durumlara bir yön tayin etmeye çalışıyor ki bu hakkı, yani hakkını, hukukunu kullanıyor. Diğer taraftan da buna karşılık veriliyor. Bu bir yerlerde ne bileyim çözüme ulaşacaktır ama önümüzdeki günlerde bunlar hep konuşulacak konulardır. Önemli, çok katmanlı konulardan bahsediyoruz. Şimdi Doğu Akdeniz dedik, Levant bölgesinden bahsettiniz. Bir yandan Suriye var, Türkiye'nin normalleşme girişimleri var. Bu konuda da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamayı ben bir hatırlatayım. Bir de o konuyla ilgili değerlendirmelerinizi almak isterim. Amerikan Büyükelçisi yıllar boyu kendi insanlarına yaptıklarını düşününce Esad rejimiyle normalleşmenin karşısındayız ifadelerini kullandı. Çetiner, 11 yıl sonra gelen bu normalleşme süreciyle ilgili bundan sonra ne görürüz diye soruyorduk. Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesini bekliyoruz. Sonra belki liderler düzeyinde süreç ilerlerse bir görüşme göreceğiz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden de böyle bir açıklama var. Normalleşmeye karşı olduklarını söylüyorlar. Sende sürece dair bilgi varsa onları da paylaş lütfen. Genel hatlarıyla biz önümüzdeki aylarda ne göreceğiz? Bu normalleşme çerçevesinde hızlıca alayım. Şimdi tabii iki ülke Milli Savunma Bakanları biliyorsun görüşme gerçekleştirdiler. Şimdi gözler Mevlüt Çavuşoğlu'nun mevkidaşıyla Moskova'da yapacağı görüşmede. Tabii bu görüşmenin olabilmesi için teknik olarak altyapının hazırlanması lazım. Zaten bu konuda da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan mevkidaşıyla zaman zaman görüşmeler gerçekleştiriyoruz ki zaten son iki yıldır da bu görüşme trafiği tamamen istihbarat üzerinden yönetilmeye çalışılıyordu. Ve bir aşama gelindi, bir ete kemiğe büründürülmeye çalışılıyor. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Yani tamam 11 yıl önce bu savaş başladığı zaman Esad'ın gideceğine dair hesaplar yapıldı. Ama büyük devletlerin ve Türkiye gibi bölgesinde söz sahibi olan devletlerin bu anlamda çok keskin planları olmaz. Neden keskin planları olmaz? Eğer çok sert kırmızı çizgiler çizerseniz o noktaya geldiğiniz andan itibaren yeni bir alan oluşturma konusunda sıkıntı yaşarsınız. Belki siyaseten baktığımız zaman bu anlamda çok sert ve keskin cümleler kullanıldı ama bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti rasyonel olmak durumunda. Yani Suriye'de Esad'ın gitmesi kimin işine yarıyor? Veya Esad'ın kalması durumunda nelerle karşılaşabiliriz ve Türkiye-Suriye ilişkileri ne aşamaya taşınması gerekiyor? Bunu iyi görmek lazım, iyi okumak lazım. Bir taraftan Suriye'de yeni bir anayasa süreci var. Bir taraftan işte Suriye'de bu iç savaş süreci başladığından bu yana doğrudan Suriye ordusuyla Türk ordusu hiçbir zaman karşı karşıya gelmedi. Bir karşılıklı savaş pozisyonuna girmedi. Dolayısıyla Suriye'de bu konuda özellikle dikkat etmeye çalıştı. Şimdi eğer 11 yıl öncesine dönecek olursak, evet gitmesi gerektiğini düşünüyorduk. O zaman hep birlikte gidilmesi ve bu işin artık diktatöryal rejimden kurtarılması gerektiğine kanaat getiriyorduk. Ama bugün şartlar değişti. Yani ülke bir Irak gibi olacak. Toparlanması mümkün olmayacağı görülüyor. Ülkede bu tip ayaklanmalarda, olaylarda eğer ilk 3 ayda ya da ilk 6 ayda ülke liderleri gitmiyorsa ondan sonraki dönemde bu savaşı sürdürmek
sıkıntı yaratır. Bunun birçok Orta Doğu'da örneğini yaşadık, gördük. Ve dolayısıyla bu konuda aslında siyaseten tartışılacak çok başlık var. Bu ayrı bir başlık yani. Bu başlı başına oturup saatlerce tartışacağımız bir şey. Ama günün sonunda Amerika en başından beri Suriye rejimiyle Türkiye'nin görüşmesine hiçbir zaman sıcak bakmadı. Bunu ilk defa açıklamıyorlar. Bu arada son bir yıldır birçok kez açıklamalar yapıldı. İstihbari görüşmelerde de bu dile getiriliyor. Resmi görüşmelerde de bu dile getiriliyor. Ama şimdi Türkiye'nin önünde, şimdi Türkiye için şöyle düşünelim. Körfez meselesi ya da farklı bir coğrafyada yaşanan olayla ilgilenmek başka bir şey. Suriye gibi bir ülkede yaşanan olayların doğrudan iç siyasetimize yansımalarını da dikkate almak durumundayız. Dolayısıyla bugün gelinen noktada 4 milyonu aşkın insan Türkiye'ye gelmişse ve bu insanların geri dönüşüne dair bir takvim oluşturulamıyorsa, bir taraftan Suriye rejiminin içinde bulunduğu şartlar ülkede durumu daha da kötüleştirecekse ve bu rakamlar, bu sayılar daha da artacaksa, Türkiye'nin bunun önlemini alması gerekiyor ve bir an önce Suriye rejimiyle görüşmesi gerekiyor. Evet. Bugünkü durum diktatöryel bir durumdan daha kötü olmayacaktır. Dolayısıyla ya da diktatöryel rejim bazı şeyleri tamamen bitirmeyecektir. Ama Suriye halkının da artık bu konuda evlerine dönüşü ve Türkiye'nin ilişkileri her şeyden önce PKK'nın bir devlet kurmasının önünü kesilmek durumunda. O yüzden Türkiye bu konuda hani Amerika'dan gelecek telkinleri bence dikkate almayacak. Peki, teşekkürler. Göç var, YPG konusu var, pek çok başlığı var Suriye'nin kendi içerisinde. Gerçekten uzun uzun süre gerekiyor tüm boyutlarıyla konuşmak için ama sürem kısalıyor. Sayın Tokmakoğlu, hem Amerika Birleşik Devletleri'nden çeşitli vesilelerle gelmeye devam eden açıklamalar için ne dersiniz? Hem de 11 yıl sonra gelen bu normalleşme nereye götürür? Suriye'de o sıkışmışlık, tıkanmışlık halini son yıllarda gördüğümüz ilerleyememe durumunu. Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'la mücadele konusunda Türkiye ile aynı koalisyon. Yani burada bir terslik yok. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ben DAEŞ'la mücadele için Suriye'de bulunuyorum diyor ise Türkiye de aynı taraftan DAEŞ'la mücadele ediyoruz. O zaman DAEŞ'la mücadele işi bir noktaya kadar geriletildiyse Amerika yeniden bir değerlendirme yapıp Türkiye ile olan ilişkilerini bu bazda bir çizgiye oturtabilir. Ama mesela dünya Suriye'de kaç tane DAEŞ'li olduğunu sadece Amerikan kaynaklarına göre biliyor. Yani bizim konuştuğumuz şeyler bile Amerika'nın dile getirdiği bazı sayılara bağlı. Ya bu bir gerçek. Neden orada 1800 tane DAEŞ'li elinde silah var, adam var veya işte kamplarda 50 bin tane ailesi, DAEŞ ailesi. Bu bilgiler nereden geliyor? Dolayısıyla meşruiyete esas olan konular birazcık yapaylık arz ediyor. Onu bir tarafa koyuyorum. Şimdi geldiğimiz bu Esad'la görüşme meselesine, eğer ki Amerika samimi olsaydı, yani şu için söylüyorum, 2011'de başladığına göre bir Suriye'de iç savaş var. Bırakın değişmeyi şimdi. İç savaşı çözmek için Amerika, süper güç Amerika burada bir fiil üstlenseydi, üstüne vazife edinseydi, barış ve istikrar yönünden bir çaba sarf etmeye kalksaydı, bu kadar zamandır bunu beceremeyen bir Amerika'ya hepimiz dönerdik derdik ki sen güçlü değilmişsin. Yani burada bir çabası yok. Ama politik olarak söylediği şey şu, Esad kötüdür. Bunu söylemeyen yok ki, Türkiye de aynı şeyi söylüyor. Yani bu iç savaş çıktığından bu yana düşünürsek çok büyük bir oranda Türkiye'nin Esad'la bir şekilde burada karşı karşıya geldiğini söylüyoruz. Yani bu bir dönem yakınlaşma vardı gibi böyle bir söylemler Peki. olsa da bunları bir yere koyun artık. Amerika aslında burada işi karıştıran taraf. O zaman şimdi gelinen noktada daha samimi bir perspektif çizmek gerekirse Peki. Türkiye ne yapalım konuşalım bari demeye başladı. Şimdi Amerika aynı çizgide savaş uzasın diyor. Şimdi buna bir çözüm bulsun Amerika, önce buna bir cevap bulsun, ondan sonra biz de politikamızı Peki. oturur Amerika ile konuşuruz.
Her iki konum da real politiğe vurgu yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin ve Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu katılımınız için ve katkılarınız için haber hattına.